Sağlıkla programıyla karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğum ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Seyit Ali Gümüştaş. Tümör kısaca şişlik, kitli olarak da ifade edebiliriz. Hani sevmediğimiz bir kelime var, kanser kelimesi. Kötü huyların da yani bizlerde çözümü var. Hocam ben çok sağlıklıyım, çok iyi spor yapıyorum. Neden bu başıma geldi? Genetiğine işlenmiş bir hastalık olarak söyleyebilirim. Bizim için temel olan hastanın değerlendirilmesi, lokal anestezi ile koşullarında ya da e, poliklinik koşullarında yapabileceğimiz biyopsiler, işte leğen kemiğinde olunca ya da omurgada olunca bunlar derin yerleşimde oluyor. Yani hissedemiyoruz muayenede. Sizin yaptığınız iyi şey her zaman iyi olarak sonuçlanmayabiliyor. Benim alanımla ilgili hekimden fikir alın. Değerli hocalarımız var, kemik yumuşak doku tümörleri. Onlardan fikir alın. Çünkü onlar deneyimli, konuya hakim ne yapılması gerektiğini biliyor. Programın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Üniversite TV ekranlarından herkese merhabalar sağlıkla programıyla karşınızdayız bugünkü stüdyo konuğum ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Seyit Ali Gümüştaş yayın konuğum. Hoş geldiniz hocam Hoş bulduk teşekkür Nasılsınız? ediyorum Sağ olun gayet iyiyim Sizler de iyisiniz Umarım ben de çok iyiyim Çok çok teşekkürler hocam bugün kemik ve yumuşak doku tümörleri ağırlıklı konuşacağız evet. ama öncesinde sizi tanıyabilir miyiz Tabii ki. 2005 tıp fakültesi mezunuyum. Daha sonra İstanbul'da ihtisasımı yaptım. Yaklaşık 5 yıl süreyle. Sonrasında farklı görevler nedeniyle ülkenin birçok yerinde çalıştım. Askerlikleri, zorunlu hizmetleri, biraz yöneticiliktir. Mesleğimi icra edebilmek için tekrar İstanbul'a geri döndüm. E, bu arada eğitimime katkısı açısından e, yurt dışında birçok e, eğitim faaliyetlerine eşlik ettim. E, kimi bir ay sürdü, kimi birkaç gün sürdü. E, kemik ve yumuşak doku e, tümör alanında kendimi geliştirmek için bu tür faaliyetlerde bulundum. Şimdi de e, Fulya'da, Beşiktaş'ta bir muayenehanem var. Orada hastalarımı görüyorum e, ve tedavilerini düzenliyorum. Peki. E, peki hocam şimdi Tümör nedir diye başlasak nasıl olur? Evet güzel bir başlangıç olur. Buyurun lütfen. Şöyle ki aslında tümör deyince hani hastaların biraz endişesi oluyor ama tümör kısaca şişlik, kitle olarak da ifade edebiliriz. Çünkü hastalar bize öyle geliyor yani hani kolunda, ben ortopedi hekimiyim, kolunda ya da bacağında hocam burada bir şişlik var, bir kitle, bir yumru olarak geliyor. Ama hani güzel olan tarafı her tümör kötü huylu anlamına gelmiyor. O hani sevmediğimiz bir kelime var, kanser kelimesi. Onu çok çok düşük oranda kanserle karşılaşıyoruz. Çoğu bunların iyi huylu oluyor. Onun için tümör kelimesinden lütfen korkmayalım. Ne olduğunu bilelim ve tedavisini düzenleyelim. Evet, çünkü halk arasında da hani. Tümör dendiğinde direkt hani hemen zihnimiz bir acaba kanser mi? E, çünkü ben de çok yakın zaman son 3,5-4 aylık süreçte e, bolca ortopedi e, polikliniklerini ziyaret etmek durumunda kaldım hastanelerde ya da kliniklerde. Ve birçok e, hastayla karşılaştım ve e, bu tür endişeleri de e, taşıyan insanlarla da karşılaştım. Dolayısıyla hemen bir zihinsel olarak onu hemen bir negatif olarak algılama ve... E, hayattan bir kopma e, süreci maalesef, oluyor. Maalesef mesleğimizde hani gördüğümüz hastalarda bunlarla karşılaşıyoruz ve e, bunu açıklayıp ifade etmeyi de çalışıyoruz. Şöyle ki hani bir yağ bezesi dediğimizde bile hastanın psikolojisinin anlık e, kötüye gittiğini, toparlayamadığına şahitlik etmişimdir. Ama hani e, dediğim gibi bunlar çok e, düşük oranda kötü huylu oluyor. Ki kötü huyların da yani bizlerde çözümü var. Gayet iyi sonuçlar alıyoruz. Onun için endişe etmemek gerekiyor. Ama tabii ki burada ne olduğundan emin olmak gerekiyor ve tedavisini de düzgün yapmak. En temel şey bunlar. Doğru. Peki nasıl oluşuyor tümör bedende bir Ya aslında hani biliyorsunuz her dokunun, organın kendine has tümörleri var. Hani iç organların. Bazısının ortaya konmuş nedenleri var. Mesela akciğerde işte ağırlıklı olarak hepimizin bildiği gibi sigara. Ama iş bize gelince kemik ve yumuşak doku tümörleri, yani kolda, bacakta, leğen kemiğinde gördüklerimiz çok net bir etkeni yok. Yani hani ki hastalar bunu da soruyor. Hocam hani kendilerinde bazen kusur arıyorlar. Yani hocam hani bizim mi, çocuğun mu bir hatası oldu? Yemeğiyle, içmeyle mi? İnanın değil. Ya aslında bu hani genetiğine işlenmiş Hani halk arasında kader de diyebileceğimiz bir şey. Çok yemeğiyle, içmeyle, yaşantıyla alakası olan tümörler değil. Bizim gruptakiler değil. Hatta bazen hocam ben çok sağlıklıyım, çok iyi spor yapıyorum. Neden bu başıma geldi? Hani haliyle böyle bir şey olunca üzülüyorlar ama böyle bir bağlantı ortaya konmuş yok. Hani şöyle bazen ailesel yatkınlık oluyor. Bazı tümörlerde aile hikayesini sorguluyoruz var mı diye. Çünkü onlar biraz daha karşılaşma ihtimalimiz artırıyor ama hani yemeyle içmeyle olan bir şey değil ki bazen hani biz biliyorsunuz birçok kanser türünü ileri yaşta görüyoruz. Yani hani orta ve ileri yaşta ama bizim hani 4 yaşında, 5 yaşında o çok küçük yaşlarda gördüğümüz kemik ve yumuşak doku tümör ve kanserlerimiz var. Onun için etken ortaya konmuş bir etkeni yok. Kendiliğinden genetiğine işlenmiş bir hastalık olarak söyleyebilirim. Evet, çocuklarda da görülüyor dediğiniz evet, gibi. Evet, çocuklarda çünkü da ben görülüyor. Ben ilginç bir şekilde son dönemdeki gözlemimde dediğim gibi hastanelerde çocukların olmasını en çok şaşırmıştım çünkü toplumda genelde hani daha belli bir yaş üstü ya da hani belki fiziksel bedeni çok kullanmaktan kaynaklı gibi algılar da var ama çocuklarda da olduğunu görünce bu işin aslında diğer tümörlerden ya da diğer e, bu tür fiziksel rahatsızlıklardan çok daha farklı olduğunu anladım. Aslında şöyle ikiye de ayırabiliriz. E, biz hani kemik tümörlerinin hani kanser diyeceğimiz türden kötü huylu olanlarının e, iki ana başlıkla değerlendirebiliriz. Bir tanesi kendiliğinden yani kemiğin kendisinden çıkan tümörler. Bunlar genelde genç yaşta, çocukluk yaşında görüyoruz. Bir kısmı da metastaz dediğimiz yani hastanın örnek görüyorum akciğer, prostat, işte mide, meme, e, tiroid ya da böbrek kanseri var. E, belli bir zaman sürecinde bunlar kemiyet sitraip, e, kemik metastazları dediğimiz kemik tümörler haline alabiliyor. Bunları da ileri yaşta görüyoruz. Yani iki ana yaş grubunda e, bu tümörlerle karşılaşıyoruz. Evet. Peki hangi dokulardan kaynaklanıyor diye sorsam hocam? İşte az önce bahsettiğim e, bilgi üzerine hani kemiğin e, kendiliğinden e, kaynaklanabilir. Ki bunlar e, bizzat osteoid dediğimiz kemik dokusu ya da işte kıkırdak dokusundan. Bir de bizim e, kemik ve yumuşak doku tümörleri bizim ana başlığımız. E, yumuşak dokuda da hani kol ve bacakta dediğimiz ya yağ dokusu olabiliyor, sinir dokusu, kas dokusu, e, çok farklı dokulardan türeyebiliyorlar. Diğerleri de o metastaz dediğimiz kısımda e, hastanın çok farklı organlarından kemiğe sırayet edip karşımıza çıkabiliyor. Peki iyi huylu ve e, kötü huylu tümörü ayırt etmekte biraz halk, halk arasında şey var yani ağrılı ve ağrısız. Doğru bir bakış açısı e, ya da bununla ilgili bizi ma, aydınlatır mısınız? Aslında maalesef değil bazen bizi bu çok yanlışa götürebiliyor. Şöyle ki... Ee, biz e, temel olarak hani bunun tanısını koymak için şu aralar bu sosyal medya e, işte Instagram'dır, Whatsapp'tır çok sık kullandığımızda inanın her gün karşılaşıyoruz. Hastalar bize bir rapor gönderiyor. Hocam işte sizin isminizi söyleyende bu nedir diye ama bu çok sağlıklı bir değerlendirme değil. Önce hastanın derdini dinlemek, dokunmak, muayene etmek en temel hani e, alıştık artık MR'lara ama en temel şey e, röntgende biz aslında direkt grafi dediğimiz şey temel çok birçok tümörün tanısını koyabiliyoruz. Yani ekstra hiçbir şeye ihtiyacımız olmuyor ve biz söyleyebiliyoruz ki ya bu tümör iyi huylu bir tümör. Ve işte takip gerekiyor ya da işte biyopsi yapmamız gerekiyor ya da direkt ameliyat yapmamız gerekiyor söyleyebiliyoruz. Bizim için temel olan hastanın değerlendirmesi, Görüntüleme yöntemleri bunun en basitinden röntgenden başlayıp MR'a, PET, CT, sintigrafiye kadar gider. Ve takıldığımız yerde de e, hani emin olamadığımız ya da tanısını kesinleştirmek istediğimizde de biyopsi yapıyoruz. Bu şekilde tanısını koyuyoruz. Peki, e, biyopsi hangi yöntemle yapılıyor diye sorsam? Aslında kabaca iki yöntem diyebiliriz. Kapalı ve açık. Kapalıdan kastım iğne biyopsileri. Bunlar özel dizayn edilmiş iğnelerle yapıyoruz ve bir genelde de lokal anestezi bugün mesela öğlen bir hastaya yaptım dizinde bir tümörü vardı. Lokal anestezi ile koşullarında ya da poliklinik koşullarında yapabileceğimiz biyopsiler. E bunun da aslında iki türü var. Hani kemik ve yumuşak doku bahsediyoruz başından beri. Kemik olan e, daha çok amiyatanede yapıyoruz çünkü kemik biyopsileri biraz ağrılıdır ve o amiyatanede biz skopi dediğimiz e, seyyar röntgen cihazının eşliğinde yapıyoruz. Ama yumuşak dokuları poliklinik şartlarında lokal anesteziyle yapabiliriz. Bazen e, iğne biyopsiyle tanı koyamadığımız zaman açık biyopsi yapıyoruz. Açık biyopside genelde daha steril şartlar gerekiyor. Ve genel anestezi. Evet yani diyor. en azından hani lokalle de bir kısmını yapabiliyoruz ama derin yerleşimli olunca e, genel anestezi ve ameliyathane koşullarına e, ihtiyacımız olabiliyor. E, ama ağırlıklı olarak e, son dönemlerde biz kapalı biyopsi tercih ediyoruz çünkü bunlar da çok hızlı oluyor maliyet düşük oluyor, hasta konforu daha iyi oluyor. Sonrasında bir komplikasyon dediğimiz risk ihtimali daha düşük oluyor. Ağırlıklı olarak kabaca kapalı biyopsi, o, iğne biyopsi tercih ediyoruz. Ha, kapalı e, biyopsi de hocam laparoscopy, doğru mu e, şöyle, Endoskopik ve laparoskopik Kopik. denir ama hani yani. ben kendi alanımla ilgili endoskopi dediğimiz hani eklemin kamera kamerayla görüntülenmesi ona çok ihtiyaç duymuyoruz. Ama şöyle oluyor. Bazı tümörler kol ve işte leğen kemiğinde olunca ya da omurgada olunca bunlar derin yerleşimde oluyor. Yani hissedemiyoruz muayenehanede. Öyle olunca biz ultrason ve tomografiden destek alıyoruz. Yani bir yumuşak doku tümörü dizin arkasında orada ana damar ve sinirler var. Onlara zarar vermemek için ultrason eşliğinde biyopsi yapıyoruz. Ya da leğen kemiğinde ya da omurgada olduğunda biz skopiyle göremeyecek kadar küçük oluyor. Orada ciddi Ana damar ve sinirler var. Zarar vermemek için tomografi odasında, tomografi eşliğinde yine iğne biyopsisini gerçekleştiriyoruz. Bunlar görüntüleme altında yaptığımız biyopsi yöntemleri nadiren de olsa başvuruyoruz ve bizim hem komplikasyon bildirimizi, riskimizi azaltıyor damar sinir yaralanması, hem de başarı şansımız artırıyor. Direkt çünkü tümörü görüp onun içerisinden parça alma ihtimalimiz var. Hocam çok zor bir işiniz var. <laughs> ya şöyle <laughs> bu alan dediğim gibi hani son 35 4 aydır özellikle benim de birebir yaşadığım bir eee oldu. Dolayısıyla gerçekten ben şey diyorum yani ortopedi alanındaki uzman doktorlarla tabii hani diğer doktorları ben nispeten biraz daha ayrı bir kefeye koyuyorum. Belki de bu benim yaşadığım o e, deneyimim de belki ayrı, bir psikoloji çünkü daha öncesinde böyle bir Kesinlikle. Hepsinin ayrı bir e, şey, ayrı bir görmemin. değeri ve zorluğu var ama Hani ortopedi ve travmatoloji dendiğinde ilk başta açıkçası hani bir kırık çıkık olarak geliyor. Evet, i̇lk i̇lk. Değil mi? i̇lk Ki temel aslında temel şey en çok hani bizim ilgilendiğimiz şey o ama bunun içinde çok farklı alt branşlar var. Yani çocuk ortopedisi var, omurga cerrahisi, artroskopi dediğimiz spor cerrahisi, artroplasti dediğimiz eklem kireçlenmelerine yapılan protez cerrahisi, bir de hani benim özellikle ilgilendiğim tümör cerrahisi. Tümör cerrahisinin açıkçası eğitimi biraz ya da e, e, süreci biraz daha zor oluyor. Yani hani çünkü çok zor bir alan. Kendi ortopedist abilerim, arkadaşlarım, hocalarımdan da hani çok e, az kişinin ilgilendiği. Çünkü e, komplikasyon dediğimiz risk e, yüksek. E, yani bu kanser ya da tümör iyi bir şekilde ameliyatını yapsa da iyi. E, maalesef tekrarlayabiliyor. Yani hani biz e, hasta öncesinde Işin tedavisi ya da kemoterapi veriyoruz. Ameliyatta tümörü temiz bir şekilde çıkarıyoruz. Ona rağmen e, tekrarlayabiliyor ya da süreçte bir aksiyer metastazıyla e, karşılaşabiliyoruz. Karşı ya. Yani sizin yaptığınız iyi şey her zaman e, iyi olarak sonuçlanmayabiliyor. E, bundan dolayı biraz e, keyifsiz tarafı zor tarafı var açıkçası. Evet. Peki biyopsiyi her hekim yapabilir mi? Ya aslında o da e, resmi ve farklı bir evet uzmanlık. resmi olarak evet her ortopedi hekiminin bunu yapmaya yetkisi vardır ama e, şunla karşılaşıyoruz yani e, bu iş çok e, ciddi bir iş ilk tanının en son aşaması biyopsi e, hatta cerrahinin ilk aşaması olarak değerlendirilir ve kural olarak hafta sonu bir e, bizim temel Tümör Ankara'da kursumuz vardı. Orada da sağ olsunlar bana biyopsi konusunu vermişlerdi. Biz literatür dediğimiz hani dünya çapındaki araştırmalara değerlendiririz. Onların sonucuna göre bir yol çizeriz. Onlar diyor ki biyopsiyi her ortopedi hekimi yapmasın. Özellikle tedavisini üstlenecek olan hekim yapsın. Çünkü sonrasında planlanan cerrahinin gidişatını olumsuz etkileyebiliyor. Örnek veriyorum bir açık biyopsi yapıldı orada iyi bir kanama kontrolü yapılmadı bir hem, hani e, bununla sık karşılaşıyoruz hocam biyopsi e, yapıldığında tümör azar diyorlar ne diyorsunuz diye aslında düşük e, haklı tarafı var yani e, başka yere sıçrar mı hocam diye soruyorlar başka yere sıçramaz ama uygun yapılmadığında oradaki e, alanda tümörün bulunduğu alanda işte kompartman dediğimiz farklı alanlara yayılabilir. Onun için bu biyopsi işlemini tedavisinin üzerine üstlenecek olan ortopedi hekimi yapmalı. Hatta belki de benim ilk başta söylediğim gibi işte memlekete farklı yerlerinde görev yaptım. Dönüp dolaşıp İstanbul'a gelmemdeki en büyük neden patoloji hekimidir. Çünkü bu işin patolojisi çok çok özelliklidir. Bizlerden çok daha az aldığınız parçaya iyi ya da kötü net bir şekilde söylenmesi gerekiyor. Aksi tarihinde gerçekten geri dönüşümsüz hatalara ulaşabiliriz. Evet. Hocam yani bir el yani el kol ya da bacak kırığında bile aslında işte o ilk bakan doktorun aslında süreci takip etmesi hani ameliyat bile olmasa genelde hani benim gözlemim şey oldu hani ortopedi alanında aslında doktorlar hekimlerde böyle bir bakış açısı var aslında bu güzel bir şey. Çünkü hani genelde halk ya da hani bu hasta diyeyim bir doktorla başladığında bazen hani farklı bir doktora sorma, evet. farklı bir hekimden görüş alma şeyinde olabiliyor ihtiyacında. Aslında o yanlış değil. Ben kendi hastalarıma da yani farklı bir hekimden fikir alabilirsiniz ama benim alanımla ilgili hekimden fikir almanızda fayda var. Yani bu işi yapan değerli hocalarımız var kemik ve yumuşak doku tümörleri. Onlardan fikir alın. Çünkü onlar deneyimli konuya hakim, ne yapılması gerektiğini biliyor. Mesela az önce bahsettiğimiz işte biyopsi, örneğin bizde mesela bir kural vardır. Biyopsi tract'i yani biyopsinin yapıldığı yeri ameliyatla çıkarılması gerekiyor. Ona göre bir plan yapılması gerekiyor. Bu, bu nedenle tedavisini yapacak olan e, hekimin biyopsi yapılması önemli. Bu benim ya da Türkiye'deki ortopedi hocalarının değil. Bu dünya çapında dünya kabul edilmiş bir evet, e, genel geçer bir kural. Bilgi. Evet, bir kuraldır. Yani bu benim kuralım değil olması gereken çünkü diğer türlü yani hasta kolunu, bacağını dahi kaybetme noktasına maalesef gelebiliyor öyle söyleyeyim. Evet çok gerçekten şey yani hani e, zor. E, özellikle tabi biyopsi e, süreci ve sonrasında ameliyat gerektirecek hastalar içinde. Peki hocam son dönemde e, ne tür daha çok hani hastalarınız var ya da mesela tümörlerle ilgili e, alanda e, hasta sayılarında farklılık var mı diye sorsam ya da gözlemleriniz? Yani şöyle, maalesef bu COVID sürecinden dolayı öncesinde olmadığı kadar biraz tanıda gecikmelerle karşılaşıyoruz. Yani hastalar haliyle özellikle o en yoğun olduğu zamanda ya hocam ben korktum işte COVID olurum diye hastaneye gelmek istemedim. Onun için aslında çok daha büyük sıkıntılı aşamalara geldi oluyor. Bir ara sordunuz o ağrı ile ilgili. Aslında her tümör ağrı yapmaz. Ağrı olmaması tümörün kötü huylu olmadığı anlamına gelmiyor. Bu maalesef bizim karşılaştığımız yanlış bir bilgi. Hasta yıllardır kolunda, bacağında tümörle dolaşıyor. İnanın yıllarca. Ne zaman ağrı yapıyor o zaman. Hocam ya 5 senedir var 3 senedir var ama ağrı yaptı geldim. Aslında bunu beklememekte fayda var. Kişi evet. orada biliyor ama ağrı evet, etmediği için doktora gitmeme eğiliminde. Bu da ilginç. İnanın öyle hastalarla karşılaşıyoruz ki ya bu nasıl olmuş da bu seviyeye gelmiş dersiniz. Yani hani Bazen kavun büyüklüğünde bir tümörle geliyor. Hani yıllarca adeta beslemiş, işte uymuş. Onunla yaşamış. Büyütmüş. Ne zaman işte ya hocam artık çirkin görünüyor, hocam artık hmm. ağrısı var ya da ne bileyim yakınları uyarıp ya artık sen bir gitsen mi diye o zaman geliyor. Burada bizim tabii ki hani mesela çok basit dediğimiz cilt altı işte yağ bezesi hani bu ama doktor kontrolü yani bir doktorun buna ya bu iyi huylu buna bir şey yapmaya gerek yok demesi gerekiyor sonrasında Evet yani yıllarca takip edilebilir biz her tümörü ameliyat yapmıyoruz zaten evet, doğru ama doğru. önce ne olduğunu bilmemiz gerekiyor bu evet. iyi huylu mu kötü huylu mu evet. ya yani mesela hasta karşılaştığımız hasta gruplarından bir tanesi diz ağrısı ile bir doktora gidiyor ortopedi doktoruna orada bir basit film çekiliyor bir lezyon dediğimiz işte bir kist bir kemik çıkıntısı karşılaşıyor sizin işte bunu bir tümör hocasına göster diyor aslında o tamamen halim selim, işte tesadüfe, insidental deriz, sapladığımız bir tümör. Hiçbir şey yapmayız, sadece takip ederiz. Ama hani bilen birisinin, deneyimli birisinin adını koyup ona göre takip ve tedavisinin düzenlemesi gerekiyor. Bunlarda kötü huylu çıkarsa bazen kurtarabileceğimiz bacak kurtaramaz noktaya geldiğimiz oluyor. Maalesef uzuv dediğimiz kol bacak kayıplarına gidebiliyor. Ya da bir dönem aslında oradayken herhangi bir yere sıçramamışken sırf gecikmeden dolayı hasta ilk başvurduğunda metastaz dediğimiz sıçramayla hastanın teşhisini koyabiliyoruz. Maalesef bunlar da tatsız. Onun için her tümörde olduğu gibi, her kanserde olduğu gibi erken tanı gerçekten hayat kurtarıyor. Evet, hele bu alanda dediğiniz gibi. Bir de az önce söylediniz yani işte ağrı biliyor ama ağrı hissede ne kadar ki süreçte işte gelmiyor. Sonra da aslında aslında gecikmiş evet. olma durumlarıyla da karşılaşılabiliyor. Toplumumuzda enteresan bir şey var aslında değil mi? Hani bir doktora gitme ya da işte aslında bir alt e, bantta bir korku hikayesi Benim Özellikle mesela Hekime e, gitme korkusu. tane gördüğüm e, bir yanlış algı var hani şu an hatırladım. Bir tanesi bu kitlelerin ağrısız olduğunda ya bir şey olmayacağı, e, ne zaman ağrı ağrı olana kadar beklemesi. İkincisi de biyopsi yaptırma konusunda hocam biyopsi yapılırsa işte vücuda yayılır diyorlar bu ikisi yanlış algı. Ne bu kadar ve yanlış sizin algınız bilgi ama toplumda da bu ne kadar doğru kabul ediliyor. Evet. İnsanları evet. aslında ve ne kadar değiş, yanlış. değiştirmek gerçekten çok ya da Uzun. ikna etmek çok zor olabiliyor. İşte böyle yayınlarla böyle programlarla evet, e, size teşekkür ediyorum. E, bu konuda insanları aydınlatmak üzere bir araya gelmek de çok değerli. E, peki biyopsi sonucu ne kadar sürede çıkar? Ne kadar zaman alıyor? Şimdi biraz o e, hani hastaya biyopsimizi yaptık. Biraz Merkezin patoloji laboratuvarının yoğunluğuyla da alakalı ee, ama burada tekrar hatırlatayım ee, o biyopsi değerlendirecek patolog bu konuda deneyimli olması gerekiyor. Çünkü zaman... bunları maalesef yaşadık. Evet. Yani hani hastadan biyopsi aldık gönderdik iyi huylu dendi ameliyat yaptık kötü huylu çıktı. Bunun tersini de yaşadık. Ha, bunların Aslında Bunların karşılaşma oranını da merak ee, ettim. Çok düşük çok düşük. Aslında benim hani o hikayemde memleketin farklı yerlerinden çalıştıktan sonra dönüp ulaşıp tekrar İstanbul'a gelmemdeki tek neden buydu. Çünkü o acı tecrübeyi maalesef yaşadım. Burada da o güvenilir hekimle istişare halinde olmak gerekiyor. Bilgileri ona gayet iyi bizim bizi burada bizi hekimlere düşüyor. Ön tanı dediğimiz ne umuyoruz ne çıkabilir diye onları verdikten sonra da Yoğunluğuna biraz bağlı ama kemik tümörlerinde birazcık uzuyor bu süreç. Normalde bir hafta 10 günde çıkmasını umut ediyoruz. Çünkü onların bir işleyişi var, İşte dekalsifikasyon dediğimiz işte eritilmesi, asitte bekletiliyor. O süreçten dolayı 10 günde 20 gün arasında bulabiliyor. Belli teknik koşulların evet aynı. Aşama aşama bir süreci var. Bazen çok boyamalar yapılıyor, o uzatabiliyor adını koymak için. E, bu arada şunu da söyleyebilir, bununla da karşılaşıyoruz soru gelmişken e, bu bir hafta 10 günlük bekletmenin hastaya herhangi bir zararı yok bazen hastalar hmm, evet. e, çok evet. endişe ediyor bununla karşılaşıyoruz hatta geliyor e, bugünkü hastaya da söylediğim gibi hocam ben 10 gündür uyuyamıyorum ailecek 10 gündür uyuyamıyorum diyen var işte hocam biz 2 haftadır ne çıkacak diye e, endişeyle e, bununla gerçekten çok sık karşılaşıyoruz aslında bunu çok istemiyoruz ve sevmiyoruz. Çünkü hastayı e, zaten ortada bir hani sorun varken bir de psikolojik olarak yıkmanın e, bir anlamı yok. Burada da biz hani kendi adımıza desteğimizi veriyoruz. ki Öyle de zaten hani bir hafta 10 günlük süreçte herhangi bir yayılma ki onların en büyük derdi bu oluyor. Endişesi evet, bu yani... oluyor. Hani kötü huylu çıkacak mı? Kötü huylu çıkarsa da hani e, bu arada işte vücuda yayılır mı? Evet çünkü o zaman e, orada bir hani zaman kaybı, sanki müdahaleyi etkileyen evet, bir zaman kaybı gibi bir algı oluşabiliyor. Şu mesela doğru, doğru şu değil. Kadar. Mesela bunu da hani yaşadık. Orada mesela fazla sıkıştırıp da işte patoloji hekimini çok doğru değil. o Yani sağlıklı bir şekilde o süreci devam ettirip son kararı vermesi doğru. gerekiyor. Doğru. Çünkü orada da öyle bir Zaman baskısı uygulanırsa evet. da bu sefer evet. doğru teşhisi evet. koyamayacak koşullarla hızlı bir şekilde sonuç çıkarma, evet. üretme Onun için oradaki, eğilimi olur. O aradaki 3 gün, 5 gün, bir hafta, 10 günün e, tıbbi olarak bir anlamı yok. Yani bu vücudunuzda herhangi bir yere yayılıyor ama tabii ki hani e, mevcut bir tümörü de aylarca bekletmeyi önermiyoruz. Sonuçta. Ama sonuçta burada hasta görülmüş, tetkikleri yapılmış, biyopsi işlemi gerçekleştirilmiş bir patoloji süreci var. Ve o süreçte 10 gün, 20 gün e, laboratuvar yoğunluğuna göre bazen o tümörün tipine göre de değişebiliyor. E, onlarca boyama yapılıyor, hani bir karar verilebilmesi için orada biraz e, sakince beklemek gerekiyor. Evet. Peki, Endişe etmek gerekmiyor evet. yani. Biyopsi sonucu kötü huylu ise ilk olarak ne yapılmalı? Şimdi kötü huylu. E biraz bahsettiniz ama biraz ya daha Şöyle daha aslında ederizler. ilk yaptığımız şey evreleme deriz ya da tarama deriz. Hani hastalar artık onu da biliyor ve soruyorlar hocam bizim tümörümüz kaçıncı evre diye. Bunu yapmak için biz ekstra görüntüleme yöntemlerine başvuruyoruz. Ya sintigrafi, tomografi işte akciğer, batın dediğimiz ya da PET CT dediğimiz ana kullandığımız görüntüleme yöntemleri bunlar. Yani vücudunun da işte örnek veriyorum bir dizinde tümör varsa bir lenf bezine yayılım var mı, akciğere sıçramış mı ya da bazı kemik tümörleri kemiğe de sıçrayabiliyor. Ee, bu bunu Kemikten yine kemik Evet, yine kemiğe sıçrayabiliyor. Evreleme diyoruz biz buna. Ee, yani e, şu an hastalık ne evrede? Sadece o bulunduğu yerde mi, dizinde mi yoksa vücuduna da yayılmış mı? İlk yapmamız gereken bu. Sonrasında da tümörün cinsine göre de tedavi planlıyoruz. Yani bazı tümörlere direkt ameliyat yapıyoruz. Ameliyatta o tümörü çıkarıyoruz. E, oluşan boşluğu da e, işte biyolojik dediğimiz e, ya da non-biyolojik dediğimiz e, organik ya da inorganik e, diyebiliriz. Çok doğru değil gerçi bu kelimeler ama e, yapılandırıyoruz. Bazısında öncesinde hastalara kemik e, kemoterapi veriyoruz. Bazısında öncesinde hastalara radyoterapi veriyoruz. Bu şekilde tedavisini planlıyoruz. Ama biyopsi sonrası ilk yapılması gereken şey hastanın evrelenmesi yani taranması. Evet. Peki bu evreleme işte yada metastas olduğumu diye bakılan bu hani tarama noktasında ben genelde hani şey oluyorum bazen böyle duyduğumda mesela birinci evre ikinci evre deniyor ama. Gerçekten doğru saptanıyor mu hocam? Yani çünkü bazı insanlarda bu endişe oluyor. Yani Yok. hani bu ne kadar doğru bu veriye ulaşılabilir? Yok o, o konuda o konu çok net bir şekilde ortaya koyulabilir. Yani elimizdeki görüntüleme yöntemleriyle e, ama şöyle bir sorun var. E, sizin sorunuzdan onu anladım. Sonuçta bu bir hücreden türeyen e, bir olgu kanser. Yani biz hücreyi vücuttaki hücreyi saptayamayız. Yani biz belli bir bir yerde işte metastaz yapmış bir hücre orada büyümüş, çoğalmış belli bir işte örnek veriyorum bir yarım santim, bir santim hani bir santimden sonrasını çok rahat saptayabiliyoruz. ama onun öncesinde yüzde yüz söyleme şansımız yok. Onun için mesela bazı hastalarda kemik tümörlerinde vücutta bir yayılım olmasa da o taramalarda biz hastaya kemoterapi veriyoruz ameliyattan önce. Çünkü o mutlaka her ameliyat öncesinde veriliyor mu? Hayır. Yani e, özellikle işte osteosarkom, yuvink sarkom dediğimiz kemik e, kanserlerinde biz ameliyat öncesi kemoterapi veriyoruz. Ama örnek veriyorum kondrosarkom dediğimiz kemik tümöründe e, kemoterapinin bir etkinliği yok. Tümörden tümöre aslında kesinlikle eşen bir şey. yani orada eşen bir e, hani e, etkinliğine göre e mesela ya da ışın tedavisini biz daha çok yumuşak doku tümörlerinde, kötü huylu tümörlerinde kullanıyoruz. Bazen ameliyattan önce veriyoruz. Tümörü küçültüp ameliyatı kolaylaştırmak için. Bazen ameliyattan sonra veriyoruz. Nüks ihtimalini yani tekrarlama ihtimalini düşürmek için. için. Aynı öyle. Ya da bir bazı yumuşak doku tümörlerinde kemoterapi hiç etkinliği yok. Hiç vermiyoruz, kullanmıyoruz. Bazısında da direkt kemoterapi ile başlıyoruz. Burada da en önemli etkenlerden bir tanesi de tabi vücutta o evreleme sonrası bir metastaz olup olmadığına göre de karar veriyoruz. Evet. Ee, mesela bir metastaz yoksa ne yapılıyor? Metastaz Tarımında yoksa hastanın metastaz yoksa. E, kemoterapisini verdik. E, sonra kontrollerini yaptık. Sonra ameliyatta tümörlü kısmını çıkarıyoruz. E, ya e, tekrar kazanabiliyoruz o tümörlü kemiği, işte sıvı azot ya da işin tedavisine tabi tutup tekrar yerine koyabiliyoruz. Bazen vücudun işte fibula dediğimiz bacaktaki küçük kemiği alıp oraya kaynaması için destek sağlıyoruz. Ya da protez dediğimiz implantlarla eklemi ya da kemiği tekrar yeniden kazanıyoruz. İşte yürümesine ya da kolunu bacağını kullanmasına imkan veriyoruz hastanın. Evet. Bunu çok güzel anlatıyorsunuz. Aslında bakınca dinlerken tabii şey oluyorum. Hani nasıl oluyor bu? İnsan zihni sorguluyor. Ama oluyor. Aslında çok ilginç bir beden tasarımımız da var ve böyle. Yani şöyle hani yıllarca verilmiş emeklerin sadece bizi bizden önce onlarca yıldır verilen emeklerin bir sonucu tabii ki bunlar. Yani hani kemoterapi, radyoterapi hepsi başlı başına bir bilim ya da bir protezi ya da kullandığımız teknikler e, bunlar hani bizler de yurt dışında e, gidiyoruz, eğitimlerimizi alıyoruz. E, onları işte makaleleri e, takip ediyoruz ya da kitaplardan okuyoruz. kendimiz geliştiriyoruz. Ekipçe işler yapıyoruz. E, sonuçta hani e, güzel e, sonuçlar elde edebiliyoruz evet. bu tümörlerde. Evet. E, şöyle onun için bu vesileyle şunu tekrar hatırlatayım. Yani bir kemik ya da yumuşak doku tümörü kanserin olması hayatın son anlamına gelmiyor. Bunlar tedavisi olan iyi sonuçlar aldığımız falan. tümörler ve etkili de oluyoruz. Burada en önemli şeylerden bir tanesi elbette erken tanı. Her tümörde olduğu gibi. Bunun için e, geciktirmemekte de. Yani bir kolunda, bacağında bir şişliğin, ağrın varsa bir doktora başvurulmasını öneriyoruz. Evet, bana bir şey olmaz felsefesi ve Lütfen, kafasından o... çıkılmasını ben de <laughs> e, bunu, buradan bu mesajı vermek bunu istiyorum. Bunu Covid'de de çok Sizin gördük. E, bu süreçte iki yılda ya bana bir şey olmaz deyip de yoğun bakıma düşen hastalarımızı aşı yaptırmayan evet. hastalarımızı çok gördük. Artık hani tekrar tekrar aynı şeyi yaşamanın anlamı yok. Ders evet. çıkarmak gerekiyor. Bir de hele böyle ki hani bir taşıs var. Orada bir şey var kolda, bacaktaydı. Herhangi bir yerde ama nasılsa beni rahatsız etmiyor. E, bu e, bakış açısından sıyrılmak çok çok önemli. E, sanırım üç kez falan belki dile getirdik ama ben bu kısma e, bayağı bir altını çizmek istiyorum. Çünkü toplumda genel olarak bu var. Aslında işte bir sonraki süreci e, çok ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Aslında bir şey. şöyle e, bir tümörün kemoterapiye duyarlı olup olmadığı, işin tedavisine duyarlı olup olmadığı ya bunlar değiştir şu aşamada değiştirebileceğimiz şeyler değil. Tek değiştirebileceğimiz etken erken tanı, doğru tanı ve doğru, doğru tedavi. Yani doğru. hani burada da iş bize ve hastaya, hastaya düşüyor. Hastaya düşüyor evet. Her kötü huylu tümörde mutlaka kemoterapi uygulanıyor mu? bazı belirli tiplerde uyguluyoruz. Her kötü huylu tümörde uygulamıyoruz. Bazen işte Bu da güzel. Aslında hani. aynen. Eee işte dediğimiz bir tümörümüz var. E burada direkt amiyeptta tümörü çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. O şekilde de tedavi ediyoruz. Evet yani hastaların aslında iyi bir şey değindiniz çünkü çok istedikleri bir şey değil. Kim, kim ister yani kemoterapi evet. almak? Bir de hani öyle bir algı var kemoterapi işte saçlar dökülüyor, evet, hayattan, kopma. hayattan kopuyor ama bu bunlar bir kere alsa bile geçici olan şeyler kalıcı olan bir etki değil kemoterapinin etkisi ama her tümörde biz kemik tümöründe kemoterapiyi kullanmıyoruz. Evet. Yani çünkü insanlar en çok korkutan tabii şey var hani bir kemoterapi kelimesi duyulduğu anda hemen sanki o hasta o kişi ölecek evet. hani hastanın kendi yaşadığı stresin haricinde etrafındaki insanlar aile vesaire de çok ciddi bir şeye giriyor psikolojiye giriyor. Burada aslında doğru diyorsunuz çünkü hani şey gibi görünüyor kemoterapi aldığında işte vücuda yayılmış Evet aslında... var, ha, var sanki ha. Ve Aynen. daha öyle değil. Kötü burada olur. burada biraz da hani önlem almak biz kemik tümörlerinde düşük oranda hani metastazla karşılaşıyoruz. Aslında biz önlem alıyoruz geleceğe yönelik. Hani e, metastaz olmasın, tümör ameliyat bölgesinde tekrarlamasın diye. Biz önlem amaçlı. Çoğu zaman önlem amaçlı kullanıyoruz. Elbette metastaz varlığında da rutin kullanıyoruz ama biz çoğu zaman önlem amaçlı kullanıyoruz kemoterapiyi. Evet hocam anlatırken şey dediniz hani bazen kemoterapi derken radyoterapi de kullanıyoruz. Bazen ameliyat öncesi bazen sonrasında hangi koşullara daha çok Şöyle, radyoterapiye başvuruyorsunuz? E, özellikle biz yumuşak doku tümörlerinde e, kanserlerinde radyoterapiyi neredeyse rutin kullanıyoruz. Ama bunların bir kısmına ameliyat öncesi, bir kısmında ameliyat sonrası. As ortaya konmuş net bir üstünlüğü yok. Yani ameliyat öncesi, ameliyat sonrasından daha üstün değil. Sadece birbirine karşı avantajları ve dezavantajları var. E, maalesef yapılan bir tedavinin e, yani iyi yönü de var. E, nasıl bir basit bir ilaç kullandığımız ağrı kesici, hani yani ağrımız gidiyor olabilir. ama hani midemizi ağrıyabiliyor, böbreğimizi, karaciğerimizi etkiliyor. Bunlar işin tedavisi için de geçerli. Örnek veriyorum ameliyat öncesi kullandığımızda tümörü küçültüyor, oradaki komşu damar sinirden kurtarmasına vesile oluyor, ameliyatımızı kolaylaştırıyor. Ama bir sorunu var, ameliyattan sonra yara problemi gelişme ihtimalini, riskini artırıyor. Ameliyattan sonra yaptığımızda da o yara problemi gelişme ihtimali düşüyor. Bu sefer daha geniş alanda Yapmak zorunda kalıyoruz ve fibrozis dediğimiz oradaki dokuların işte kalınlaşması gibi bir riskle karşılaşıyoruz. Bu biraz hastaya göre karar verdiğimiz bir tedavi yöntemi yani hangisini öncesinde hangisini sonra rutin bütün hastalara ameliyat öncesi yapıyoruz ya da ameliyat sonrası yapıyoruz doğru değil hastaya göre karar veriyoruz. Evet, aslında biraz durumsallık yaklaşımı gibi hani hastanın koşulu durumu. Kesinlikle. Ve e, ona göre Kesinlikle. E, tercih edilen e, yöntemlerden. Bir tedavi, tedavi yöntemi. Evet. Her kemik ya da yumuşak, yumuşak doku tümörü ameliyat edilmeli midir diye de sormak istedim. Hani Satır aralarında aslında soru. bahsettiniz ama bunu birazcık daha aydınlatırsak Çok güzel, güzel olur. Çok güzel soru. Ee, şu ekrandakini görebiliyor muyuz e, orada? E, rejideki arkadaşlarıma da e, sormak isterim. E, Caner Bizim Bey ekrandaki görüntüyü yansıtma şansımız şu an evet genelden görülebiliyor. Bu o aslında e, güzel bir görüntü çünkü biz kemik tümörlerini ağırlıklı olarak diz çevresinde görüyoruz en sık sonra omuz işte pelvis dediğimiz leğen kemiği e, burada birçok tümör iyi huylu tümör sadece e, radyolojik olarak tanısı koymak bile yetebiliyor. Biz her kemik tümörünü, her yumuşak doku tümörünü ameliyat yapmıyoruz özetle. Kimini sadece takip ediyoruz. Kimin tanısından emin olmayınca biyopsi yapıp tanısından emin oluyoruz, o şekilde takip ediyoruz. Bazısı hani ilk gördüğümüzde ameliyat gerekmiyor ama ilerleyen dönemlerde büyüyüp hastaya da ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı olduğunda. O zaman müdahale ediyoruz. Ama özetle biz her kemik ve yumuşak doku tümörünü ameliyat etmiyoruz. Birçoğunu evet. takip ediyoruz. Birçoğunu sadece işte biyopsi yapıp hani ameliyatı yönlendiriyoruz. Ama burada iyi olan şey, bu tümörlerin çoğu iyi huylu tümörler. Peki bazen iyi huylu da olsa tümörler hani hekimden hekime değişebilir diye düşünüyorum. Hani belki bazı hekim e, almayı ya da müdahale etmeyi tercih ederken bazıları etmeyebilir. Hani bu noktadaki görüşünüz nedir? Şöyle, aslında ikisi de doğru, yanlış değil. Ya yani biz de e, mesela hastaların e, haklı olarak ya hocam siz öyle söylüyorsunuz, başkası böyle söylüyor deyip aslında hata gibi göründüğü şey hata değil. Biz mesela hastalarımızı konseylere çıkarırız. İşte orada birçok hoca vardır. Kimisi başka bir şey önerir, kimisi diğer önerir. Bunlar hata yanlış değil. Örnek veriyorum en kondrom dediğimiz bir kıkırdak tümörümüz var. Bu diz çevresinde çok sık görürüz. Bunun kötü huyluya dönüşme ihtimali %1'den düşüktür. Bazı hocamız der ki ya ben bu riski anlatırım ben kendi adıma bu risk almak istemem ve ameliyatta temizlerim. Bazı ya ben %1'den düşük bir risk için e, ki neden ameliyat olayım? Neden de, ameliyat, de, ameliyat de, olayım? Çünkü bu ameliyatın da bir riski var. Yani orada e, yara yerinde enfeksiyon gelişebilir, kemik olduğu için emboli dediğimiz pıhtı atıp hastanın akciğerine ya da beynine bir pıhtı atabilir. Yani bu riski e, değmesi gerekiyor yaptığın için. Açıkçası kendi adıma ben bu şekilde değerlendiriyorum. Yani eksisiyle artısıyla hastayla da paylaşıp e, ona göre karar alıyorum. E burada %100 doğru ya da yanlış diye bir şey yok. Bir tercih meselesi. Hastayla paylaşıp bu riskleri ona göre karar almak en doğrusu diye evet. düşünüyorum. Çok güzel. Peki bir tümörün iyi huylu ya da belki de kötü huylu olması ameliyat sonrası kesin tekrarlamayacağı anlamına geliyor mu? Hani hem iyi huylu kesin, da hem kötü huylu da yanıtınıza. Kesin merak kesin gelmiyor ama kötü huylu tümör ameliyat yapıyorsanız bunun tekrarlama ihtimali haliyle daha yüksek oluyor. Ama her iyi huylu tümör e, tekrarlamaz diye bir şey yok. Yani basit bir yağ bezesi bile çok düşük ihtimalle tekrarlama ihtimali var. Bazı iyi huylu tümörler var. Bizim lokal agresif dediğimiz yani bulunduğu yere zarar veren tümörler. Bunlar mesela tekrarlamayı seven tümörlerdir. Ne yaparsanız yapın ben tekrarlarım diyor. Biz bazen onlara ameliyat esnasında sadece temizlemek değil işte e, farklı silahlarımız vardır. İşte fenol, alkol, e, koter dediğimiz Bazen ikisini, üçünü birden kullanırız ama bu riski sıfıra düşürme şansımız maalesef yok. Yani hani daha düşük ihtimale, hani daha iyi temizleyerek e, o ihtimali tekrarlama ihtimalini düşürürüz ama sıfır maalesef elde edebileceğimiz bir oran değil. Bunu da hastayla paylaşmak gerekiyor. Onun için zaten iyi huylu ameliyatı yapsak da belli aralıklarla hastayı takip etmemiz evet. gerekiyor. Buradaki Amacımız e, o ameliyat ettiğimiz bölgede herhangi bir problem gelişti mi ya da tümörümüz tekrar etti mi diye. Peki o takip süreci ortalama ne kadar süre? Mesela 3 ay, 5 ay, genelde, 6 ay? Genelde ilk 2 yıl biraz e, Sıkı takip. sıkıntılı dönem. Yani e, çoğu tekrarlamanın göründüğü dönem ilk 2 yıl oluyor. E, 45 günle 3 ayla başlayıp genelde de 3 ay işte ilk kontrolleri 3'er ay aralıkla, daha sonra 6 ay, sonrası 1 ve 2 yıl olarak devam ediyoruz. Ama bazı tümörlerde ki hele kötü huylu tümörlerde ömür boyu takip etmek durumundayız. Hani 3 sene, 5 sene kritik eşik aşıldıktan sonra bile, hani yıllar sonra ki bu sadece kemiğin kendisine kaynaklanmış tümörler değil, böyle vakalarımız da oldu. hasta 10 sene önce böbrek ameliyatı olmuş böbreklerinde tümör e, ameliyat olmuş. O zaman herhangi bir taramasında metastaz sıçrama saptanmamış. Hasta bize diz ağrısıyla başvuruyor 10 yıl sonra. Bir tümörü var. Biyopsi yapıyoruz. Diyoruz ki senin 10 yıl önceki böbrek tümörünün sıçraması diyoruz. Tam onu soracaktım. Çok da güzel anlattınız. Hani bir bölgede var. Mesela böbrek hiç sizinle ilgili olmayan bir alan ama bir bakıyorsunuz sonrasında mesela bir kemikte çıkabiliyor. Yani. Hatta şöyle de oluyor. Biz ona primeri bilinmeyen metastaz deriz. Yani şöyle açıklayayım. Primer ne? İlk odağı. Yani nereden kaynaklandığı bilinmeyen tümörler. Bazen ki bunlarla da sık karşılaşıyoruz. Hasta bize omuz ağrısıyla ya da kalça ya da diz. Ki en sık o çevrede karşılaşıyoruz bunlarla. Omuz derken işte kürek kemiğinden omuz ekleminden kol kemiğine kadar ya da diz uyluk işte kaval kemiği ya da kalça dediğimiz değen kemiği uyluk kemiğinin üst tarafına ağrısıyla başlıyor. Hiçbir hikayesi yok. Hiçbir kanser hikayesi yok. Hastayı işte değerlendiriyoruz. Filmini gerekirse MR'ını çektiğimizde orada bir tümör görüyoruz. Sonrasında o tümörün adını koymak için bir biyopsi yapıyoruz ve eş zamanlı da hastayı tarıyoruz. Yani sintikrafisini, tomografisini istiyoruz. Bir de bakıyoruz ki hasta aslında sen akciğer kanseri bilmişsin ve kemiğine yayılmış. Bu tabii biraz yıkıcı oluyor hasta için ama maalesef bazen böyle kötü haberler de vermek durumunda kalıyoruz ki bunun sayısı aslında çok da az değil. Yani bir bilinen şey var hasta zaten yıllardır meme kanseri ya da yıllardır prostat kanseri ve o takip ediliyor, işte taramaları yapılıyor ve bir şekilde belli bir süreçte bir kemiğinde metastazla karşılaşıyoruz. Ama bir de aslan hiçbir kanser hikayesi yok. Direkt kemik metastazıyla tanısını koyduğumuz kanserler de var maalesef. Evet, ilginç hocam. Peki e, süremizin sonuna geldik. E, bayağı da hızlı geçti. E, umarım siz de keyif almışsınızdır. Kesinlikle keyif aldım. Bu benim ilk deneyimim. <laughs> Çok güzeldi. Dediğim gibi zamanınız aktığını ben de e, fark etmedim. Rejim beni uyardı. Yoksa tamam. bir iki sorum daha vardı ama umarım tekrar sizi ağırlarız programda. Çok ee, teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben de. Ediyoruz ettim açıkçası. Size <laughs> gayet keyifliydi. Ee, çok e, güzel bilgiler paylaştınız hem bizimle hem izleyenlerimiz adına da ben tekrardan teşekkür etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Programın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.